İşte dış politikadaki düştüğümüz durum bu. Ne dedi Bulgaristan'a? Gelin dedi ya, ne kadar varsa gelin. İsterse Todorcikov da gelsin. Tamam güzel. Gelin diyorsun ama bak Ahmet Mehmet asgari ücrete talim ediyor. Ülke insanı aç. Kadınını satıyor. Kızını satıyor. Çalıştırıyor. Sen buna çözüm bulamamışken gelin diyor. Bunları nereye yerleştireceksin? Kapıkule'de bir anons. Muamelesi biten soydaşlarımız istediği yere gidebilir. 780 bin kilometre kare emrinize amadedir. Ve tabi bu insanlar geldi. Kim geldi? Casus mu? Değil mi? Ve bir de bakıyorsunuz ki Ercüment konuk bana çıkıyor. Gelenlerin içinde 5000 casus var. Ey Allah'ım yarabbim. Bu ne perhiz ne lahana suçuz. Bu nasıl bir devlet anlayışı? Adam sana dize üstüne dize uyguluyor. Sen oradan Türk olduğu için değil, Müslüman olduğu için kovulan 300 bin insan. Dikkat edin bu ifademe. Nazik ifade olduğu için söylüyorum, dikkat edin. 300 bin insan kovuluyor. Ve adam ne diyor? Biz onları Türk olduğu için kovmadık. Bunlar Bulgar vatandaşı Müslümanlardır diyor. Todor Zipkov söylüyor bunu, ben değil. Ve biz bu insanların oradaki haklarından vazgeçiyoruz. İsteyen istediği yere gider diyoruz. Nereye veriyoruz? Okul yurtlarını onlara veriyoruz. Okullar açılıyor, başınızın çaresine bakın diyoruz. E başının çaresine nasıl bakacak insanlar ya? Bursa'nın park bahçelerinde ahlaksızlığa başlıyorlar. Evet. Ve şimdi de geri dönmeye başladılar. 300 bini geçince Sayın Özal artık durdurduk diyor. Hani ya sen hepsini almıştın? Todor Zinkov'u da alacaktın. Niye şimdi tükürdüğünü yalıyorsun? Yalamıyor efendi, yalamıyor. Dikkat et. Tükürdüğünü yalattırıyorlar.